Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Netflix'te henüz daha yeni yayına giren Bir Başkadır dizisini inceleyeceğiz. Umarım diziyle ilgili yorumlarım hoşunuza gider ve dizi izlemediyseniz izlemeye karar versiniz. Veya izlediyseniz de videomu da izledikten sonra güzel bir yorumunuzu yorumlar kısmından paylaşırsanız sevinirim. Arkadaşlar dizi ne zaman vizyona girdi diye soracak olursanız 12 Kasım Perşembe günü Netflix kullanıcılarına açıldı dizi. Böylece ilk izlenimlere göre de sosyal medyada birkaç ünlünün yorum yaptığını gördük ki dizi biraz daha merak uyandırdı bizlerde. Ve ben de dün itibariyle diziyi hafta sonunda bitirdim. 8 bölümlük 45'er dakikadan oluşan bir dizi. Arkadaşlar diziyi izledikten sonra benim yorumumu merak ediyorsanız ben şöyle sizlere bir kısaca yorumlayayım. İki yakası bir araya gelmeyen şu güzel ülkemin 100 yıllık çatışmalı iki yakasını konu etmek hem de gerçeklerle birlikte bunu gösterebilmek gerçekten çok güzeldi yönetmen olan Bergün Oya'ya da buradan alkışları iletiyorum gerçekten çok güzel bir e, film çok güzel bir konu ele alınmış Bergün Oya'yı da arkadaşlar daha önce Masum dizisinden hatırlıyoruz Masum dizisi de gene e, eskiden e, Blue TV'de yayınlanmış daha sonra Netflix'e aktarılmış dijital bir diziydi e, orada da gene e, Haluk Bilginer, Okan Yalabık, Ali Atay gibi ünlü isimler vardı ve ben de Haluk Bilginer hayranı olarak o diziyi soluksuz izlemiştim. Fakat o dizinin daha sonra devamı çekilmedi. Eğer sizler de Netflix'te izleyecek kaliteli Türk filmi arıyorsanız Bir Başkadır'dan sonra Masum'u da gene izleyebilirsiniz. Arkadaşlar diziye bir puan verecek olsam ne puan verirdim diye düşündüm ve kendimce bazı kriterler belirledim. Bu kriterlere göre de sizin diziyi nasıl olduğunu anlamanızı sağlamayı hedefledim aslında. İlk belirlediğim kriter arkadaşlar senaryonun gerçekliğiydi. Buradan ben senaryonun gerçekliğine 10 puan veriyorum. Çünkü izlediğimiz kadarıyla gerçek hayatla birlikte birebir örtüşen durumları gördük. Siz de izlerseniz eğer bunu zaten göreceksiniz. Gerçekliğe puanım 10 puan. İkinci kriter olarak arkadaşlar akıcılık. Filmde akıcılık birazcık yavaş. Hani Netflix izleyicileri burada birazcık zorlanabilir. Akıcılığa puanım 5 arkadaşlar ve Dizinin sanki 8 bölüm yerine gerçekte 6 bölüm olmuş da bu diziyi 8 bölüme uzatalım demişler sanki. O yüzden bazı gereksiz çekimler olduğunu düşünebilirsiniz izlerken ve de biraz ağır ilerliyor. Özellikle ilk bölümü izlerken arkadaşlar ilk bölümün sonuna kadar sabretmenizi öneriyorum. Çünkü ilk bölümün sonunda öyle şeyler oluyor ki zaten devamını size merak ettirerek izlettiriyor film. Üçüncü kriter olarak arkadaşlar oyunculuğu belirledim ve oyunculuk da oldukça iyiydi. E, oyunculuk ve kast durumuna da 9 puan veriyorum. Bir puanı da e, filmin biraz daha böyle düşük bütçeli olmasından dolayı kırdım. E, biraz daha kaliteli, kalite arttırılarak e, film çekilebilirdi diye düşündüm. Oyunculuğa puanım 9. Arkadaşlar son kriter olarak da dizide geçen müzikleri ele aldım ve dizideki müzikleri nasıl puanlayacağımı düşündüğümde 8 puan vermeyi düşündüm. Ferdi Özbey'nin şarkısıyla zaten film özdeşleşti. Burası güzeldi. Buraya kadar bir sorun yok. Asıl değinmek istediğim konu arkadaşlar filmde geçen böyle eski şarkılar var. Eski müzikler var. Daha çok böyle 80'lere 90'lara izlerken gidiyorsunuz dalıyorsunuz. Bu insanın ruhunu okşuyor biraz daha ve beğenisini kazanıyor diyebilirim. Arkadaşlar bunun haricinde her bölümün sonunda Ferdi Özbey'e çıkıyor ve bir şarkı söylüyor. O herhalde 80'lerde alınan bir kayıt karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte her bölümün sonunda bir işte oyuncu yönetme yazarı tekrar tekrar çıkıyor karşımıza. Yani buradan dolayı da 2 puan kırdım ve film müziklerine verdiğim puan 8. Böylece arkadaşlar 4 kriterde ele aldığım dizide ortalama puan 8.0 puan olarak gerçekleşti ve bunu izlenebilir filmler arasında olarak da düşünebilirsiniz. Bir Başkadır dizisinin oyuncularına baktığımızda arkadaşlar Öykü Karayeli görüyoruz başrolde ve kendisini kocaman alkışlayalım. Gerçekten çok zor bir rolün üstesinden kazasız belasız gelmiş diyebiliriz. Meryem karakterine can veren Öykü Karayel gördüğünüz üzere kapalı bir kadını canlandırıyor. Tesettürde olmasından dolayı halk arasında biraz yadırganması da gene filmde konu alınmış. Öykü Karayel isminin bu filmden sonra Türkiye'de daha da çok duyulacağını düşünüyorum ben. Meryem'in abisi Yasin karakterinde gene Fatih Artman çok güzel canlandırmış. E, sinirli asabi, e, işte evin babası, abisi, Meryem'in de abisi olarak e, çok güzel oynadığını söyleyebilirim. Çok gerçekçi oynadığını söyleyebilirim. Yine filmde e, hoca karakterinde Settar Tanruen e, tecrübesini konuşturmuş. Sinan Bey rolüyle Ali Can Yücesoy az ve öz rolüyle istenileni vermiş diyebilirim. Melisa rolündeki Nesin Cevatzade de gene e, dizinin içinde de bir dizi oyuncusunu canlandırmış. Bence e, oldukça güzeldi. Ben çok beğendim. Gülbin rolündeki Tülin Özen, yine Masum filminde de hatırlıyorduk kendisini. Burada da yine bir psikiyatri canlandırdı. Kesinlikle çok iyi. Hocanın kızı Hayrün rolündeki Bigi Önal. Başarılıydı ama az rol verildiğini düşündüm ve ileride daha da başarılı olacağını düşündüğüm bir karakter. Ve Peri karakterindeki Defne Kayalar. Gerçekten çok beyin yakan bir rolü oynamış. Çok da başarılıydı. En başarılı karakterlerden birisiydi bence. Kendisini tebrik ediyorum. Gelelim arkadaşlar filmin konusuna ve verilmek istenen mesaja. E, filmin konusuna baktığımızda aslında kendi toplumumuz içerisinde e, konuşmaya çekindiğimiz, konuşursak e, toplum içerisinde tartışmaya neden olabilecek bazı konulara değinilmiş. İşte tam burada toplum olarak empati yapmayışımız, iletişimsizliğimizin nelere mal olabileceği, işte aile içi saygısızlık, aile baskısı, tahammülsüzlük, ön yargılar, toplum olarak ayrışmamız, kutuplaşmamız, yani şu andaki Türkiye'nin en gerçekçi filmlerinden birisi olduğunu gördük. Dizi aynı zamanda toplumsal olarak bizlerin birbirimizden nasıl uzaklaştığını, birbirimize nasıl ayrıştığımızı çok güzel özetleyen bir dizi olmuş. Dizi Netflix platformunda bütün dünyada izlenebilir durumda arkadaşlar ama yani bizim haricimizde bu diziyi izleyenler herhalde bizim problemlerimizi anlayamayacağı için çok saçma gelebilir kendilerine. Diziden biraz bahsedecek olursam arkadaşlar Meryem karakteri e, dizi ilk başladığında filmin en sonundan bir kesit gösteriliyor ve e, onu izledikten sonra izleyiciler bir yıl önceye dönüyor. E, ve bir yıl öncesini hikayesini anlatmaya başlıyor ve e, filmin sonunda tekrardan o bir yıl sonrasını görüyorsunuz ve e, film orada bitiyor. E, merak edenler için söyleyeyim filmin ikinci sezonu gelecek şekilde bitiyor. Yani daha tüm karakterleri çözümlemiş değiliz. Tüm karakterler henüz daha e, hikayesini tamamlamadan bitiyor diyebilirim. Dizide gösterilen neredeyse her karakterde arkadaşlar farklı problemler, farklı sıkıntılar var. Ve kendi çevrenizdeki bazı insanları da gene bu filmde hatta kendinizi bile bu filmde e, görmeniz mümkün. Dizideki karakterlerin neredeyse hepsinin e, birer kendi iç dünyası var arkadaşlar ve bir şekilde bunu dışarıya aktaramıyor. E, dizide de zaten psikiyatrların olmasının nedeni bir şekilde e, insanların derdini dışarıya doğru vurması ve bunu da film olmasını sağlamaktı. Psikiyatr karakterlerinin rolü de bu yüzden filmde önemli bir rol alıyordu. Bir önemli rol de arkadaşlar daha önceden filmlerde alışık olmadığımız bir konu. Psikiyatrin de neler yaşadığını bu filmde farklı olarak görmüş oluyoruz. Meryem karakteri de psikiyatre giderek içinde olan sıkıntılarını bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Fakat anlatamıyor tabi. psikiyatri de bunu bir şekilde konuşturup Meryem'i birazcık rahatlatıyor. Film de buna göre ilerliyor aslında. İnsanların konuşmaya çekindiği veya korktuğu konuların başlarına neler açabileceği, nelere mal olabileceği, ailelerini nasıl dağıtabileceğini, insan sağlığını nasıl bozabileceğini aslında bu filmde görebiliyorsunuz. Arkadaşlar ön yargılarımızdan kurtulup insan olarak herkesi eşit gördüğümüz zaman eminim ki çok daha böyle yaşanabilir bir ülke yaratabiliriz. Duygularımızı bastırmak, gizlemek yerine onları uygun zamanda açığa çıkarırsak toplum olarak da sosyolojik gelişimimizi ilerletmiş oluruz düşüncesindeyim. Film izlenmeli mi diye soracak olursanız arkadaşlar bence izlenmesi gereken bir film. Fakat abartıldığı kadar değil. İzlemediyseniz bence müsait bir zamanda izlemenizi tavsiye ediyorum. Zaten ilk bölümü sabırla izlerseniz diğer bölümlerde merak ederek izleyeceğinizi düşünüyorum. Filmi izlediyseniz de filmle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşmanızı rica edeceğim. Videomun sonuna gelirken buraya kadar videomu izlediyseniz arkadaşlar like tuşuna basmayı unutmayın. Ve inşallah bu diziyi izleyen herkes kendinden bir şeyler bulur ve ülke içerisinde kutuplaşmaya, ayrışmaya neden olan sorunları biraz da kendilerinden bir pay çıkarırlar diye ümit edin. Arkadaşlar bu şekilde dizi yorumlarının kanalımda devam etmesini istiyorsanız lütfen like tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Herkese iyi günler.